Şimdi arkadaşlar ölçme değerlendirme kavramını karşılaştırdık. Cümleler üzerinde hangi cümlenin ölçmede olduğunu, hangi cümlenin değerlendirme olduğunu tek tek ayrıntılı olarak arkadaşlar örnekler üzerinden irdeledik. Gelin burada ölçme değerlendirme sürecinde kullanılan belli başlı temel kavramlarımız var. Onları da irdeleyelim. Bu temel kavramları arkadaşlar 5 başlık altında göreceğiz. Sırasıyla nelerden bahsedeceğim derseniz, ölçme sonucunun yani ölçümün ne olduğundan bahsedeceğiz. Değerlendirmede kullandığımız sınır olan ölçütün ne olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra ölçmede birimden bahsedeceğiz. Daha sonra arkadaşlar ölçme kuralından bahsedeceğiz. Ki bunlar arasında en önemlisi olan ölçmede sıfırdan bahsedeceğim ki arkadaşlar, neden ölçmede sıfır önemlidir dersen, ölçmede sıfır arkadaşlar bugün de anlatacağımız konulardan biri olan ölçeklerde vurgulayacağız. Sen eğer ölçmede sıfır konusunda bizim bağıl ve mutlak sıfırımızın ne olduğunu bilirsen eşit oranlı ve eşit aralıklı ölçeklerde ne yapmayacaksın? Sorun yaşamayacaksın. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ölçme değerlendirme sürecindeki arkadaşlarım temel kavramlardan bahsedeceğiz. Bu temel kavramları 5 başlık altında işleyeceğiz arkadaşlar. Birinci olarak bahsedeceğimiz kavram ölçme işlemi sonucunda elde ettiğimiz sayı ve sembole verdiğimiz isimdir ki arkadaşlar biz buna ölçme sonucu diyeceğiz. Fakat sen bunu sorularda ölçme sonucu olarak görmeyeceksin. Bu karşına ölçüm olarak çıkacaktır. Arkadaşlar bizim ölçme sonucu ya da ölçüm dediğimiz kavram ölçme işlemi yapıldıktan sonra elde edilen sayı, sembol ya da sıfattır. Hani biz ölçme işlemini şöyle tanımlamıştık ya. Demiştik ölçme dediğimiz şey bir özelliği gözlemleyip gözlem sonuçlarını sayı, sembol ve sıfatla ifade etmekti. Hatta hatırlarsanız ben 3 adımda işlemiştim. Bu 3. adımımız yani sayı, sembol ya da sıfat elde ettiğimiz kısma biz ne diyeceğiz arkadaşlarım? İşte ölçüm diyeceğiz. Bunu da arkadaşlar deriz ki tanıma ölçme sonucu dediğimiz kavram arkadaşlar yaptığımız ölçme işlemi sonucunda elde edilen neymiş arkadaşlarım? Sayı ya da sembole verilen isimdir. Şimdi bunlara örneklemek gerekirse ne demektir bu ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı sembol? Örneklemek gerekirse arkadaşlarım Ali matematikten 90 puan aldı dediğimde arkadaşlar. Bu bir ölçme cümlesidir. Ne yapmışım? Ben Ali'nin matematikten aldığı puanı betimledim. Fakat onun herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında yorum yapmadığım için bu ölçme cümlesi. İşte arkadaşlar bu ölçme cümlesi sonucunda elde ettiğimiz şu sayı kısmına ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz bir ölçüm diyeceğiz. Aynı şekilde bunu farklı şekilde örneklendirelim. Arkadaşlarım ben bugün hava sıcak dediğimde yaptığımız bu işlem de bir ölçme işlemi. Çünkü ben burada ne yapıyorum arkadaşlarım? Bir betimleme yapıyorum. İşte bu betimleme sonucunda elde ettiğim arkadaşlar şu sıcak sıfatına yani ölçme işlemi sonucunda elde ettiğim sıfat kısmına biz ne diyeceğiz arkadaşlarım? Ölçüm diyeceğiz. Bunu ben sayısal olarak da ifade edebilirdim. Mesela gelip deseydim ki arkadaşlar sıcaklığa bugün hava sıcaklığı 18 santigrat derecedir dediğimizde arkadaşlar bu bir ölçme cümlesidir. Çünkü biz burada ne yapmadık? Verilen ifadenin bir şeye yetip yetmediği hakkında yorum yapmadık. O yorum yapsaydık biz buna ne derdik arkadaşlarım? Değerlendirme derdik. İşte verilen bu ölçme işlemi sonucunda elde ettiğim şu sayı sembol kısmına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ölçüm diyeceğiz. Zaten ölçüm dediğimiz şey karşınıza çıkacak arkadaşlarım en basit kavramlardan biridir. Senin bakman gereken nedir? Bir ölçme işlemi yapıldıysa bu ölçme işlemi sonucunda elde edilen sayı, sembol ya da sıfat kısmına ne diyecekmişsin? Ölçüm diyeceksin. Bu birinci temel kavramımızdı. Arkadaşlarım ikinci olarak karşımıza çıkacak temel kavramımız değerlendirme sürecinde kullandığımız, değerlendirmenin tanımını hatırlarsan ölçme sonuçlarını karşılaştırdığımız ölçüt diye bir kavram vardı. İşte arkadaşlar ikinci kavramımız bizim ölçüt kavramıdır. Ölçütün diğer adı arkadaşlarım kriterdir. Fakat sen bunu sorularda nasıl bilecektin? Unutma, yeterlik sınırıdır. Yani bu bana neyi gösteriyordu? Elde ettiğim sonucun herhangi bir şeye yetip yetmediği hakkında bilgi veriyordu. Arkadaşlar ölçüt kriter değerlendirme yaparken değerlendirmede karara ulaşmada belirlediğimiz sınırdır. Bunu da arkadaşlar şöyle tanımlarız biz ölçüt kavramını. Ölçüt adı üstünde arkadaşlar değerlendirme sürecinde kullanıyorsa buna ne diyeceğiz? Değerlendirmeye dayanak oluşturan sınırdır diyeceğiz. Tabii ki bunu yine örnekler üzerinden anlatacağım ki arkadaşlarım daha kalıcı olsun. Ne demektir değerlendirmeye dayanak oluşturan sınır nedir dediğinizde örneklemek gerekirse. Dedim ki arkadaşlarım mezun olabilmek için biliyorsunuz üniversitede bir sınır vardır. Diploma notunun 4 üzerinden en az 2
olması gerekir. Şimdi bu cümle arkadaşlar bir ölçüt cümlesidir. Aslında bunda ifade edilen nedir biliyor musunuz? Benim senin hakkında mezuniyet kararı verebilmem için o kararda benim sınırım nedir arkadaşlar? 4 üzerinden en az 2'dir. İşte bu karara yani mezuniyet kararına dayanak oluşturan şu sınıra biz nedir diyeceğiz arkadaşlarım? Ölçüttür diyeceğiz. Zaten bunun tamamı da bir nedir arkadaşlarım? Ölçüt cümlesidir. Veya şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Her zaman böyle kesin net sınırlardan bahsetmeyiz. Zaten ben burada ölçütün türlerini anlatacağım size. Değerlendirme türlerini anlatırken mutlak ölçütten bahsedeceğim, bağlı ölçütten bahsedeceğim. Fakat biz burada bunlara girmeyeceğiz. Çünkü bizim burada amacımız kavramı sadece öğrenmek. Arkadaşlar burada ikinci cümlemiz şu olsun. Mesela bir öğretmen şunu söylesin. Aritmetik ortalamanın üzerinde puan alanlar sınıfı geçer. Şimdi arkadaşlar bu cümleyi irdelediğimizde bu bir ölçüt cümlesidir. Aslında demek istediği nedir biliyor musun? Benim senin hakkında sınıf geçme kararını verebilmem için sağlaman gereken sınır nedir arkadaşlarım? Aritmetik ortalamanın üzerinde puan almaktır. İşte bu karara dayanak oluşturan bu sınıra biz ne diyeceğiz arkadaşlarım? Ölçüt diyeceğiz. Kısaca toparlarsam. Demek ki ölçüt, kriter ya da senin bilmen gereken adıyla yeterlik sınırı dediğimiz şey değerlendirme yaparken gideceğimiz karara dayanak oluşturan sınırmış. Zaten ölçüt cümlelerine bakarsanız çoğunlukla şart cümleleridir. Bunu yapabilmem için bunu yapman lazım. Bunu alman için bunu yapman lazım şeklinde hep şart ifadeler göreceksin. Bu da arkadaşlarım ikinci temel kavramımızdı. Geldik arkadaşlar burada karşımıza çıkacak üçüncü temel kavrama. Bakın sırasıyla neden bahsettik? Ölçme sonucundan bahsettik, ölçütten bahsettik. Arkadaşlarım üçüncü temel kavramımız da bir öğretmenin ya da uzmanın sınav yaparken ne kadarlık miktara ne kadar puan vereceğini belirttikleri arkadaşlar ölçme kuralı dediğimiz kavramdan bahsedeceğiz. Üçüncü temel kavramımız arkadaşlar ölçme kuralı. Ölçme kuralı dediğimiz şey aslında nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir öğretmen ya da uzman sınav yaparken ne kadarlık miktara ne kadar puan vereceğini, yani bir soruya ne kadar puan vereceğini, sorunun bir kısmına ne kadar puan vereceğini, testin tamamına ne kadar puan vereceğini ifade ettikleri cümlelere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ölçme kuralı diyeceğiz. İşte arkadaşlarım ölçme kuralını da biz şöyle tanımlayacağız. Diyeceğiz ki hangi miktara ne kadar puan verileceğinin belirtildiği ifadelerdir. Zaten az önce söylemiştim. Öğretmenler ya da uzmanlar burada ne yapıyordu arkadaşlar? Neye ne kadar puan vereceğinden bahsediyordu. Örneklemek gerekirse bir öğretmen gidip de arkadaşlar şunu söylüyorsa sınavda sorduğum her soru 10 puandır diyorsa neye ne kadar puan vereceğinden bahsettiği için bu bir ölçme kuralı cümlesidir arkadaşlar. Aynı şekilde şunu derse birinci ve dördüncü sorular 20'şer diğerleri arkadaşlarım 10'ar puan diyorsa yine burada öğretmen arkadaşlar hangi soruya ne kadar puan vereceğinden yani neye ne kadar puan vereceğinden bahsettiği için yine biz buna ne diyeceğiz? Bir ölçme kuralıdır diyeceğiz. Aynı şekilde sadece sorulardan bahsetmez. Soruların bütünlüğünü oluşturan bir testin de kaç puan edeceğini söyleyebilir. Yani bu ne demektir dersen bir örnek üzerinden vereyim. Der ki arkadaşlarım bu sınavdan alınabilecek en yüksek puan 100'dür dediğinde arkadaşlar burada da aslında yapılan nedir? Sınavın tamamının ne kadar puan edeceğini ifade etmiştir. Zaten burada da neye ne kadar puan vereceğini belirttiği için arkadaşlarım bu da bir ölçme kuralı cümlesidir. Ki bunu şöyle de görebilirsiniz arkadaşlarım. Öğretmenlerin arkadaşlar puanlama için hazırladıkları cevap anahtarları da arkadaşlar neye girecektir? Bir ölçme kuralı örneğine girecektir. Niye dersen aslında burada yapılan nedir? Bir öğretmenin puanlama için hazırladığı cevap anahtarı bir öğretmenin hangi miktara ne kadar puan vereceğini belirttiği durumlardır. Bunlar da o yüzden neye girer arkadaşlarım? Bir ölçme kuralına girer. Fakat burada arkadaşlar şu uyarıyı yapmak istiyorum. Sana verilen her kural ifadesi ölçme kuralı mıdır? Senin burada gitmen gereken ayrım şu. Sana verilen bir ifadenin ya da bir kural ifadesinin ölçme kuralı olabilmesi için arkadaşlar verilen ifadenin tamamen neyle alakalı olması lazım? Puanlamayla alakalı olması lazım. Puanlamayı etkilemesi lazım. Zaten burada tanım olarak ne demiştik? Hangi miktara ne kadar puan vereceğini belirtmesi gerekiyor. Bu uyarı çok önemlidir çünkü sana verilen her kural ifadesini ölçme kuralı olarak almayacaksın. Bazı ifadeler vardır ki sınav kuralıdır. Fakat ölçme kuralı olarak geçmez. Gelin örnekleyelim. Mesela arkadaşlar sınavlarda sıkça duyarsınız. Geldi bana dedi ki işte sınav süresi
45 dakikadır dedi. Arkadaşlar bu ifadeye baktığımızda sınav süresi 45 dakikadır bir sınav kuralıdır. Fakat neyle alakalı değildir? Puanlamayla alakalı değildir. Yani bir şeyin ölçme kuralı olması için puanlamayla alakalı olması gerekir. Aynı şekilde mesela arkadaşlar sınavlarda bazen şunu da görürsünüz. Der ki kurşun kalemle işaretleyiniz. Mesela burada da arkadaşlar sadece sınavla ilgili bir kural verilmiş. Fakat bu da bir ölçme kuralı değildir. Çünkü neyle alakalı değildir? Puanlamayla alakalı değildir. Arkadaşlar bunlar sınav kuralıdır. Biz bunların akademik ismine nedir deriz biliyor musunuz? Bunlara birer arkadaşlarım yönergedir deriz. Sınavda yönerge ne işe yarar dersen, sınavda yönerge ölçme işleminin ya da testin nasıl yürütüleceğini öğrenciye anlatan ifadelerdir. Neye yarar dersiniz arkadaşlarım? Ben öğrenciye sınavın nasıl yürütüleceğini anlatarak hata yapmasını önlerim ki arkadaşlar. Yani yönergenin bulunması öğrencinin hata yapmasını önlediği için sınavın neyini arttırır arkadaşlarım? Güvenilirliğini arttırır. Zaten güvenilirlikte bunu tekrar edeceğiz. Demek ki unutmuyorsun. Sana verilen her kural ifadesi bir ölçme kuralı değildir. Verilen bir kural ifadesinin ölçme kuralı olması için neyle alakalı olacakmış? Ya puanlamayla alakalı olacak ya da puanlamayı etkileyecek. O yüzden verilen her kural ifadesini ölçme kuralı demeyeceksin. Bazıları sınav kuralıdır çünkü puanlamayı etkilemez. Bunların genel adı arkadaşlarım yönergedir. Yönerge dediğimiz şey neymiş hatırlarsan az önce söyledim. Yönerge bir sınavın nasıl işletileceğini belirten ifadelermiş. Bu ne işe yarar dersen yönergenin bulunması öğrencinin hata yapmasını önleyeceği için arkadaşlarım neyi arttırır? O sınavın güvenilirliğini arttırır. Bakın farklı bir örnekten daha bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi sana bazen sınavlarda bizim şans başarısı dediğimiz öğrencinin atarak sallayarak doğru cevaba ulaşma ihtimali vardır ya. Onu önleme adına bazen hocalar der ki işte 4 yanlışınız bir doğrunuzu götürecek. Şimdi bunu sorduğumuzda bu ölçme kuralı mıdır yoksa sınav kuralı mıdır? Çoğu arkadaşım şu an belki sınav kuralı diyor, bazen ölçme kuralı diyenler var. Arkadaşlar mantıken düşününüz de 4 yanlış bir doğruyu götür dediğim şey bir öğrencinin netlerini yani neyini etkileyecektir arkadaşlarım? Puanlamasını etkileyecektir. Az önce söyledim. Puanlamayı etkileyen ya da puanlamayla alakalı olan tüm kural ifadeleri nelerdi? Ölçme kuralıydı. Yani 4 yanlış bir doğruyu götürür de bir ölçme kuralıdır. Fakat bu karşımıza iki isimle çıkacak arkadaşlar. Biz bunu burada ölçme kuralı olarak göreceğiz. Çünkü puanlamanın nasıl yapılacağını etkilediği için. Fakat ileride de ben şans başarısını anlatırken arkadaşlar bunun adının ne olduğunu söyleyeceğim. Düzeltme formülü olduğunu söyleyeceğim. Düzeltme formülü dediğimiz şey öğrencinin bir soruda arkadaşlar sallayarak doğru cevaba ulaşma ihtimalini yapan engelleyen durumlardır. Bakın 3 temel kavramdan bahsettik. Şimdi arkadaşlar 4. temel kavramından bahsedeceğim. Bu 4. temel kavramımız da arkadaşlar ölçmede birim kavramıdır. Şimdi gelin biraz ondan bahsedelim. Geldik arkadaşlarım 4. temel kavramımız olan ölçmede birim kavramına. Şimdi ölçmede birim kavramında arkadaşlar sizin karşınıza size ÖSYM'e çıkıp da birimin ne olduğunu söylemeyecektir. Ölçmede birim kavramı karşımıza iki anlamda çıkacak. Ya arkadaşlar birim türlerinden soru soracaktır ya da birimde bulunması gereken özelliklerden soru çıkacaktır. Gelin bunu birlikte bir irdeleyelim. Arkadaşlarım 4. temel kavramımız nedir dedik? Ölçmede arkadaşlar kullanılan birim kavramıdır. Ölçmede birimi az önce de söyledim. Karşına iki anlamda çıkacak. Ya arkadaşlar ölçmede birimden soru gelirse karşınıza birim türleri dediğimiz bu arkadaşlar iki tür birim var onlardan bahsedeceğiz. Bunlardan soru gelebilir. Ya da arkadaşlar bir ölçme işlemi yaptığında kullandığın birimde bulunması gereken özellikler vardır ki arkadaşlar bunu da biz başlık olarak birimde bulunması gereken özellikler altında arkadaşlar göreceğiz. Zaten 3 temelde özellikten bahsedeceğim. Sırasıyla arkadaşlar bunlardan önce bahsedeyim. Sonra zaten tahtada gerekli olan notları aldıracağız. Arkadaşlarım birim türleri dediğimizde karşımıza iki tür birim çıkacak. Bunlardan biri İnsanların yaşantıları sonucu oluşturdukları, yani ne demektir insanların yaşantıları sonucu oluşturdukları derseniz arkadaşlarım, bu şu anlama gelir. Nerede, ne zaman, ilk defa, kim tarafından ortaya atıldığı bilinmeyen, insanların yaşantı sonucu oluşturdukları birimler vardır ki arkadaşlarım, biz buna doğal ya da diğer adıyla mutlak birim diyeceğiz. İkinci olarak karşımıza çıkacak birim türü ise arkadaşlar, insan yaşantısı sonucu bilimsel gelişmelerle birlikte yaşamı kolaylaştırmak adına uzmanların ortaya attıkları birimlerdir. Yani ne kadarlık miktara bir birim denileceğini uzmanların tanımladığı birimlerdir. Sırasıyla bunları irdeleyeceğiz. Birim türlerini arkadaşlar iki başlık altında göreceğimizi söyledik. Birinci olarak bahsedeceğimiz birim türü arkadaşlar, mutlak ya da diğer adıyla nasıl birimden bahsedeceğiz arkadaşlar? Doğal birimden bahsedeceğiz. Az önce de söyledim.
Mutlak doğal birimde senin bakışın şu. Eğer sana verilen örnekte kullanılan birimin nerede, ne zaman, ilk defa, kim tarafından, ne amaçla kullanıldığı bilinmiyorsa, insanlar yaşantı sonucu onu birim halinde kullanmaya başlamışsa, sen bu birime ne diyeceksin? Mutlak doğal birim diyeceksin. Arkadaşlar, biz bunu nasıl tanımlayacağız? Mutlak doğal birim dediğimiz, arkadaşlar, insanların yaşantıları sonucu oluşturduğu birimse, biz buna ne diyeceğiz? İnsan yaşantısı sonucu ortaya çıkan birimlerdir. Tabii ki bunu örnekleyelim arkadaşlar, daha kalıcı olsun. Ne demektir insan yaşantısı sonucu ortaya çıkan birimler? Örneğin biz arkadaşlar bazen kitap sayısını, kalem sayısını ifade ederken ne deriz? 5 tane kitabım var dediğinde. Bakın arkadaşlar, bu tane kelimesini düşündüğünde biz tane kelimesinin nerede, ne zaman, ilk defa, kim tarafından, ne amaçla kullanıldığını bilmeyiz. Bunlar yaşantı sonucu ne hale gelmiştir? Birim haline gelmiştir. Aynı şekilde tanede olduğu gibi arkadaşlar, adet kelimesi vardır, çeşidi kullanırız, kişiyi kullanırız, adımı kullanırız, işte arkadaşlarım karışı kullanırız birim olarak, aynı şekilde kulacı kullanırız ve benzeri ve benzeri. Yazdığım bu birimleri düşündüğünde biz bunların her birini arkadaşlar nerede, ne zaman, ilk defa, kim tarafından, hangi amaçla kullanıldığını bilmeyiz. Bunlar ne yapmıştır? Yaşantı sonucu birimleşmişlerdir. İşte sen bir örneğe baktığında eğer birim insanların yaşantıları sonucu ortaya çıkmışsa ne diyeceksin? Mutlak doğal birim diyeceksin. İkinci olarak göreceğimiz birim ise arkadaşlar, mutlak doğal birimden farklı olarak ne kadarlık miktara bir birim denileceği uzmanların belirlediği birimlerdir ki arkadaşlar, biz bunları adı üstünde ne diyeceğiz? Bağıl diyeceğiz, yapay diyeceğiz ya da uzmanlar tanımladığı için arkadaşlarım ne diyeceğiz? Tanımlanmış birim diyeceğiz. Zaten bunda mantık olarak diyeceğimiz arkadaşlar, tanımımız ne olacaktır? Bağıl, yapay, tanımlanmış birimlerimiz için arkadaşlar mantığımız şudur: uzmanlar tarafından tanımlanan birimlerdir. Zaten arkadaşlar burada uzmanlar ne kadarlık miktara bir birim denileceğini belirtmiştir. Ki çoğunlukla bunlar ne amaçla kullanılır biliyor musunuz? Bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkmıştır. Şimdi bunlar nelerdir arkadaşlar? Bizim hani uzmanlar tarafından tanımlanan birimlerimiz. Uzmanlar ne demiş? Eğer sen demiş uzunluk ölçmek istiyorsan sana farklı birimler tanımlayabilirim. Belli bir miktara milimetre demişler. Belli bir miktara santimetre demişler. Belli bir miktara metre demişler. Belli bir miktara kilometre demişler. Ne kadarlık miktara bunun denileceğini uzmanlar belirlemiş. Aynı şekilde ağırlık ölçmek istiyorsan demiş ki belli bir miktara miligram demiş, belli miktara gram demiş, belli miktara gitmiş ne demiş? Kilogram demiş. Aynı şekilde arkadaşlar nedir? Ben bunları çoğaltayım. Sıcaklık ölçmek için santigrat dereceyle Fahrenheit önerilmiş. Ya da devletlerin arkadaşlar kullandıkları para birimlerini bilirsiniz. İşte Euro, TL ve benzeri, bunları da uzmanlar tanımlamıştır. Ki arkadaşlar buna benzer olarak öğretmenlerin işte ne kadarlık miktara ne kadar puan vereceğini belirlerken kullandıkları arkadaşlar puan da nasıl birimdir arkadaşlar? Bağıl, yapay ya da tanımlanmış birimdir. Yani arkadaşlar birim türleri karşınıza iki anlamda çıkacak. Senin bakışın şu: eğer sana verilen örnekte kullanılan birimin nerede, ne zaman, ilk defa, kim tarafından ortaya atıldığını belli değilse, bilinmiyorsa, yani insanlar yaşantı sonucu bunu kullanmaya başlamışsa, sen buna ne diyeceksin? Mutlak doğal birim diyeceksin. Fakat arkadaşım, ne kadarlık miktara bir birim denileceğini uzmanlar ortaya atmışsa, yani bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkmışsa, biz buna bağıl, yapay ya da tanımlanmış birim deriz ki sırasıyla verdiğimiz örneklerin tamamı arkadaşlar bu uzmanların ortaya attığı, insan yaşantısını kolaylaştırmak için bilimsel gelişmelerle birlikte tanımladıkları birimlerdir. İşte ölçmede, birimde ilk başta soru çıkabilecek kavramlardan biri birim türleridir. Gelin bir de arkadaşlar biz burada kullandığımız birimlerde bulunması gereken özelliklerden bahsedeceğiz. Neden bu özelliklerden bahsedeceğiz derseniz arkadaşlarım, ölçme işlemi yaparken biz ölçme araçları kullanırız. Bu ölçme araçlarında belli başlı neler vardır? Birimler vardır. Birimlerde bulunması gereken belli başlı özellikleri istememizin sebebi ise şudur: belli başlı özellikler olacak ki bu benim arkadaşlar ölçme işleminde hata yapmamı önleyecek. Peki bunlar nelerdir dersen, biz bunları 3 başlık altında göreceğiz. Ben kullandığım bir birimde eşitlik olmasını isterim. 2. Genellik olmasını isterim. 3. Kullanışlık olmasını isteriz. Gelin bunları bir irdeleyelim, ne demektir? Birimde bulunması gereken özelliklerden birincisi arkadaşlar, karşımıza çıkacak birinci özellik nedir biliyor musunuz? Eşitliktir. Şimdi eşitliğe baksanız tüm kitaplarda arkadaşlar eşitliği tanımlarken ne der biliyor musun? Birimlerde eşitlik arkadaşlar nedir dediğinde kitaplar birimler arası mesafenin ne olmasıdır diyecektir arkadaşlarım.
Eşit olması diyecek. Ama sen bunu sorularda baktığında çok fazla işine yaramadığını göreceksin. O yüzden bu tanımdan ziyade sen bilimlerde eşitliği söz konusu olduğunda bir soruya baktığında şunu arayacaksın. Eğer arkadaşlarım yaptığımız ölçme sonuçları yani elde ettiğimiz ölçme sonuçları durumdan duruma değişmiyorsa işte arkadaşlar ben burada ne vardır diyecektim. Eşitlik vardır diyecektim. Senin burada tekrar söylüyorum mantığın neymiş? Şimdi pardon değişiyorsa demişim arkadaşlarım. Değişmiyorsa diyecektik. Senin şimdi mantığın şu. Kitaplarda şu tanım kullanılır ama sorularda bu tanım işini görmez. Bakış açın şu. Eğer bir soruyu okuduğunda sana verilen örnek durumda yapılan ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçları durumdan duruma değişmiyorsa sen burada ne söz konusudur diyeceksin? Eşitlik. Gelin örnekleyelim. Ben şu tahtanın boyunu ölçmek istesem. İki arkadaşı çağırsam. Karışınızla şu tahtanın boyunu ölçün dediğimde arkadaşlar elde edeceğim sonuçlar birbirinden ne çıkacaktır? Farklı. İşte ölçme sonuçları durumdan duruma değiştiği için arkadaşlar ben burada ne yoktur diyeceğim. Eşitlik söz konusu değildir diyeceğim. Aynı şekilde arkadaşlar mesela bir sınıfın biz boyunu ölçmek istesek iki farklı ya da üç farklı arkadaş gitse orayı bir adımlasa aynı sonuçları elde eder miyiz? Hayır. Burada ne vardır? Ölçme sonuçları durumdan duruma değişiyordur. O yüzden eşitlik söz konusu değildir. Tekrar ediyorum unutma. Sen birinci tanımdan ziyade ikinci tanımı kullanacaksın. O yüzden bu bizim için arkadaşlar çok önemlidir. Bir soruyu okuduğunda sana verilen örnek durumda ölçme sonuçları durumdan duruma değişmiyorsa bil ki burada kullanılan birimlerde hangi özellik mevcuttur? Eşitlik özelliği. Gelelim ikinci özelliğe. Arkadaşlar birimde bulunması gereken ikinci özelliğimiz genellik özelliğidir. Arkadaşlar genellik adı üstünde mantık olarak nedir? Birimin her yerde herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasıdır. Bunu da böyle tanımlayacağız arkadaşlar. Birimin ne olmasıdır? Her yerde arkadaşlarım herkes tarafından ne yapılmalıdır? Aynı şekilde anlaşılmalıdır. Niye dersen eğer senin kullandığın birim her yerde herkes tarafından aynı şekilde arkadaşlar anlaşılmıyorsa bu ölçme işlemine neye sebebiyet verecektir? Hataya sebebiyet verecektir. Gelin bunu örnekleyelim. Ne demektir bu her yerde herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması? Örneğin bizim yöresel birimlerimiz çok fazladır. Yani bazı köylerde örneğin buğday arpa üretilen köylerde çinik kullanılır, kile kullanılır, teneke kullanılır. Mesela bizim köylerimizde teneke kullanılır. Buğday arpa dağıtılırken 16 kilograma tekabül eder. Fakat bu tenekeyi sadece o köy ve çevresindeki insanlar bilir. Aynı şekilde mesela arkadaşlarım pirinç ve karpuzun üretildiği memleketlerde veya yöresel yerlerde batman diye 8 kilograma tekabül eden bir ölçü kullanılır ki arkadaşlar bu da yöreseldir. Karadeniz'de zaten çay ölçerken belli bir çuvala 50 kilogramdı. Yanlış hatırlayabilirim. Belli bir isim veriyorlar. Bakın Türkiye'de birçok yerde yöresel birimler vardır. Fakat arkadaşlar bunlar ne özelliğine sahip değildir? Genellik özelliğine sahip değildir. O yüzden biz mesela burada okkanın, tenekenin, kilenin, batmanın yerine ağırlık ölçmek için neyi kullanırız arkadaşlarım? Genellik özelliğine sahip olan kilogramı kullanırız. Niye? Biz kilogramı ifade ettiğimizde herkes her yerde aynı şekilde bir anlam çıkarır. Bakın burada şu örneği de vereyim ki hani bir de genel kültür olsun arkadaşlarım size. İnç diye bir ölçü var. Ekranlarda kullanıyoruz. Teknolojiyle birlikte hayatımıza girdi. İngilizlere ait bir ölçüdür arkadaşlar. Ne yapmış adamlar? Gitmişler şu an kraliçeleri olan Elizabeth var ya. Onun baş parmağının etrafını ölçmüşler. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yaklaşık olarak 1 inç 2,52 santim çıkmış baş parmağının etrafı. Demişler ki 1 inç 2,52 santimdir. Sonra bunu İngiltere'de kullanmaya başlamışlar. Farkındaysanız teknolojiyle birlikte ne yapmaya başladı? Hayatımıza girdi. Fakat bu ne özelliğine sahip değildir? Genellik. Niye? Herkes 1 inçin ne kadar tekabül etti ne yapmaz arkadaşlar? Bilmez. İkinci özelliğimiz genellikti. Üçüncü olarak göreceğimiz özellik ise arkadaşlar birimde bulunması gereken üçüncü özelliğimiz kullanışlıktır arkadaşlar. Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Kullanışlık kitaplarda nasıl tanımlarım derseniz arkadaşlar. Kullanışlık kitaplar der ki arkadaşlarım birimin kullanılış amacına hizmet etme derecesidir. Birimin kullanılış amacına hizmet etme derecesidir denir. Fakat arkadaşlarım siz şunu unutmayın. Bu soruda arkadaşlar veya verilen herhangi bir soruda kullanışlıkta şu tanım çok fazla senin işini görmeyecektir. Sen burada ikinci vereceğim tanımı kullanacaksın. Bu tanım çok işi görmez. Senin temel mantığın kullanışlık deyince şu tanımın yerine şunu kullanacaksın. Arkadaşım kullanışlık deyince mantığın şuymuş. Doğru yerde arkadaşım doğru birimi kullanmaktır. Eğer bir soruyu okuduğunda doğru yerde doğru birim kullanılıyorsa o birim nedir orada arkadaşlarım? Kullanışlıdır. Ne demektir doğru yerde doğru birimi kullanmak? Gelin bir de bunu açıklayalım. Örneğin arkadaşlar
İki şehir arasındaki mesafeyi ölçeceğim. Metrede uzunluk ölçer, kilometrede uzunluk ölçer. Doğru yerde doğru birimi kullanmak dediğine göre mantıklı düşünürsen benim burada neyi kullanmam daha doğru olacaktır arkadaşlar? Kilometre. Yani kilometre orada daha kullanışlıdır. Aynı şekilde mesela kuyumcuları düşünün. Kuyumcular arkadaşlar ağırlık ölçen kefeli terazi var, hassas terazi var. Hangisini kullanırlar? Hassas terazi. Çünkü arkadaşlar orada doğru olan nedir? Hassas ölçüm yapacak.